Selam, bugün Battlefield 4'e başlıyoruz. Evet, Battlefield 4'e başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz ki Battlefield 1'in videosunu çekmiştim. Ama 2 zaten yok. Bad Company diye bir tane oyun var. Bad Company, Company neyse işte. Bu arada TG Yama'ya teşekkürlerimi sunarım. Çok başarılı yamaları var. Ama sinir olduğum bir şey var. Bir saniye. Sinir olduğum bir şey var şu TG Yaman'ın. TG Box uygulaması var ya, TG Box. Box. Evet, doğruyu söyleyelim. Yanlış okumayalım. TG Box uygulaması var ya şimdi. Onu yükleyemiyorum. Yükleyebiliyorum da yüklemememin şöyle bir sebebi var. Şimdi yüklemeye çalıştığımda Kaspersky, Kaspersky. Oğlum ben niye her bütün İngilizce şeylerin ismini yanlış okuyup daha sonra düzeltiyorum? Yanlış okuma oğlum. Düzgün oku. Kaspersky diye bir tane antivirüs uygulaması var. Bayağı da güvenilir bir antivirüs uygulaması. Şimdi Trojan var diye şey var diye Trojan var diye kabul etmiyor. Trojan'ın bir tane daha ismi vardı da unuttum. Ne yatıydı? Truvat. Truvat var diye şey yapıyor. Uyarı veriyor. Trojan var diye uyarı veriyor. O yüzden ben de TG Box uygulamasını indiremiyorum. Yani farklı sitelerden modun kendisini indirmek zorunda kalıyorum. Şimdi ben TG Box'ı indirip TG Box'tan bütün modlara ulaşabilirim normalde ama Kaspersky izin vermiyor işte virüslü olduğu için. Virüslü değil ama işte kullandıkları bir yazılımı Kaspersky işte Trojan sandığı için yani yapamıyoruz. O yüzden ben de başka sitelerden modun kendisini indirmek zorunda kalıyorum. Mod demişim, Yaman'ın kendisini indirmek zorunda kalıyorum. Her neyse, Battlefield 1'i oynamıştık. Daha doğrusu Battlefield 1'in şeyini oynamıştık. Ne deniliyor ona? Yenilenmiş hali işte. İsmini unuttum. Her neyse işte. Onu oynamıştık, bitirmiştik. Battlefield 2 yok zaten benim bildiğim kadarıyla. Olsa da zaten almam. Battlefield 1 Revelation oynadık. Yani yenilenmiş halini oynadık. Battlefield 2 yok. Bad Company diye bir şey var ama o 2 mi? Birinci oyunun devamı mı? Bilmiyorum. Yani Battlefield serisinin ikinci oyunu mu? Bilmiyorum. Ama zaten olsa da indirmem çünkü ne Türkçe yama yapmışlardır ona. Çok kişi oynamadığı için ne Türkçe yama yapmışlardır ona. Ne de oyun yani pek iyi değildir. Bir de onun Revelation'ını da yapmamışlar. Battlefield 1'in Revelation'ını yapmışlar. Yenilenmiş halini yapmışlar ama Bad Company'nin yoktur. Battlefield 3 de var ama ben sevmiyorum pek. Grafikleri yüzünden. Ya bir oyunda grafik yoksa ben o oyunu pek sevmem. Bak grafiği kötü olup sevdiğim oyunlar vardır. Ama bir oyunun grafiği kötüyse benim onu sevmem için ne lazım? O oyunda şimdi ya mekanikleri falan çok iyi olacak, beni beğendirecek, ya oyunun hikayesi falan sürükleyici olacak, beni oyuna sürükleyecek, ya da milliyetçi duygularımı şey yapıp tetikleyip böyle Göktürklerle alakalı falan bir oyun yapacak, Asya onlarıyla. Her neyse o tür oyunlar olursa severim. Battlefield 3'ü sevmediğim için Battlefield 4'ün videosunu çekiyorum. Bu bittikten sonra da EA Play üyeliğim bitmezse Battlefield 5'i de çekeceğim. EA Play üyeliğim biterse valla çok sinir olurum ha. Çünkü dolara geçti ya Steam. Ben yeni bir EA Play üyeliği alamam. Alamam yeni bir EA Play üyeliği. Ve Battlefield 5'in videosunu çekemem. Ama Battlefield 5 bu aralar indirimde. Belki alırım ama oyunun indirimdeki hali bile 120 lira. Bu ne ya? 4 dolar nedir kanka ya? Her neyse tamam, uzatmayalım. Bir DICE oyunu. Çok uzattık oğlum, çok konuştuk lan.
Ah dostum, bu şarkıyla ölmek istemiyorum. Hey İriş, Bakü'de ne tür balıklar bulunduğunu biliyor musun? Olumsuz başlamış. Oğlum oyun Bakü'de geçiyor bu arada, ilk görevi. Hey Rocker, Rocker, aklın başında mı? Bir şey dedi, çok iyi Rocker. Ta ki bu ana kadar. Işığı aç. Pek. Koltuk yerinden oynamıyor. Sıkışmışsın başçavuş. İriş, bu durumda yapabileceğim en kötü şey paniklemektir. Sen... Aha, dur okuyamadım. Pek ya. Oğlum bir yavaş geç lan. Terminator gibi rap yapıyorlar lan. Durumun böyle olacağını bilmiyorduk İriş. Wrecker, silahımı al, artık senin. Neyin peşindesin lan? Neyin peşindesin? Bir kurdun hayatta kalması için kendi bacağını kemirmesi gerekir. Olumsuz, yapma sakın. Hadi Wrecker, kır şunu. Bu bir emirdir, sakın yapma bunu Wrecker. Kurtarın kendinizi, çirkin. Bir şeyler. Ateş mi edeceğim şimdi? Ateş ettim. ...14 dakika önce. Evet. Bakü'deyiz. Dürbünü niye kullanamıyorum? Dürbünü kullanamıyorum ama her neyse. Azerbaycanlı dostlarıma selam dilerim. Azerbaycanlı dostlarıma selam dilerim. Evet, doğru diyorumdur umarım. Benim arkadaşım Azerbaycanlı da Hüseyin var, biliyorsunuzdur. Rise of the Tomb Raider'ın bir tane bölümünde o da gelmişti, hatta yanımda oynamıştı. Birlikte video çekmiştik. Buradan mı geçiyorum? Aa, alt katta birileri var. Ha, buradan gireceğim, tamam. Lan yarasalar falan. Lan sen kimsin? İndir silahı, lanet olsun Wrecker. Az kalsın suratından mıhlıyordum seni. Peşindekiler kurtulmuş. Sakin ol pek. Hangi cehennemdeydin sen? Armut gibi ortaya çıktın sonra. Doğru. Ha? Bunlar Rus değil mi? Özel kuvvetler. Bir görünü... Abi sinir oluyorum. Rap mi yapıyorsunuz ya? Dan, aferin. Gün doğmuş bile. Acilen çıkış noktasına gitmemiz lazım. İriş'e haber verdiniz mi? Bir şey. Tamam, boşver. Burada silahlar var. Merhaba. Lan atlıyordum. Ne yapacağım oğlum? Sandıktaki silah al. Ha, silah. Buradaki silah. Tamam. Şimdi ne yapacağım? Lan İriş burada. Lan İriş köpeği vurdu. Kimi vuracağım ben? Aa, şurada adamlar var. Neredesin oğlum? Nereden sıkıyor bu? Two more on the left. Drop them. Tamam. Şuradan bir araba geliyor. Tamam, o bizimle ilgili değil. Aa, şuradan adamlar gelmiş. Öyle lan. İriş gel, hareket eden bir şey mi? Hepsini akladık temiz. Tamam. Ne yapıyoruz kanka? Aha, İriş tırmandı. İriş, seni bıçaklarım. Tamam. Ben arkayı kontrol ederek gidiyorum.
Al boş ver. Ne diyor? Çatışmayı biliyoruz ya. Q'ya basınca bir şey oluyormuş. Ha, saptıyoruz adamları. Adamların yerini saptayabiliyormuşuz. Abi lan. Good team, or Tombstone. Oğlum oyunun bug'ı geçmesi çok güzel ha. Tekrardan benim Azerbaycan'dan izleyenlerim var. Azerbaycanlı kardeşlerime selam olsun. Bir yerde bir şeyler patladı. Dur lan dur lan. Vurma abi beni. Abi dur vurma beni. Vurma abi. Vurma abi. Bak bende bomba var. Bomba yatsaydım be ya. Bir bomba yatsaydım böyle ateşleseydim. Oha, sen nereden başlattın oğlum? Biraz erken başlamadın mı oğlum? Lan oğlum ölsene! Ölsene! Bir saniye. Lan ne ateş edeysiniz lan? Adam olacaksın. Ayağa kalktı şerefsiz. Takip ediyorum kankam seni. Siz niye pusabiliyorsunuz da buralara, ben pusamıyorum. Niye ırkçılık yapıyorsunuz? Lan kankam bir dur. Kankam bir dur. Bir dur bir dur. Aa bak, güzel bir şeye geçtim ha. Lan. Neresinden vurduğumu sormayın. Yanlışlıkla denk geleği oldu. Ne yapıyorsunuz beyler? Tamam. Everyone okay? This is our way out. Ne yapacağım? Çevre yıkılabilir yerlerle doludur. Normal silah mermileri, tahtaları, cam ha. Kıracağım mı bunu? The crate. Get some explosives. Make us an exit. Şu sandıktan biraz patlayacak. Hangi sandık? Kanka. Ha. Tamam. Patlayıcı. Ne yapacağım? Koyacağım mı buraya? Yürü. Oğlum ne güzel lan Bakü'nün ormanları. Lan. Adamları çatıya götür. Fazla bekletmeyin beni. Rek, bölgeyi tara bakalım. Hmm.
oradan birileri indi. Şu dürbünlüğü alalım bakalım. Nereden fark ettin lan beni? Lan Rus şerefsizi. Bu arada düşmanlar Rus askeri galiba. Yanlış bilmiyorum değil mi? Askerleriyle Alman askerleri savaşıyor. Ay Alman demişim, ne Almanı? Amerikanız biz. Neden burada Rus askerleriyle Amerikan askerleri kapışıyor? Anlamadım. Yani tamam, hadi Rusları anlıyorum. Zamanında Azerbaycan Rusların bir toprağıydı. Lan nereden sıkıyorsunuz lan? Tamam. Tamam, sen de gittin. Acaba bu gerçekten de olan bir şey mi yoksa alternatif bir senaryo mu? Ben onu anlayamadım çünkü. Amerikalı ya, Rusları anlıyorum. Rusların Amerika'da, ay Amerika'da demişim, Azerbaycan'da bir sürü şey vardı. Ama Amerikalıların Azerbaycan'da ne işi var bilmiyorum. Ben ilk defa duydum böyle bir şey. Lan şerefsiz, oradan da mı sıkıyordun lan sen? Lan abi. Pardon abi. Ah, böyle ölürsün işte. Lan abi, nereden çıkıyorsunuz oğlum siz? Her an bir yerden. Lan bu patlıyormuş gerçekten. Dedim acaba gerçekten de patlar mı diye. Patladı harbi. Lan abi, ben niye patladım burada? Abi bu arada ben bu yandaki dürbünden nasıl bakabiliyorum lan? Yan tarafta da bir tane daha dürbün var ya, ondan nasıl bakabiliyorum? Yok, bulamadım. Yandaki dürbünden nasıl bakacağımı bulamadım. Ve şurada birileri var. Oraya gitmem gerek. Hedefleri belirleyin yeter diyor. Lan sen nereden çıktın? Kamyona bak. Abi, ben öldürüyorum, siz geri çıkıyorsunuz oraya.
Bitti mi? Aa bak burada bir şey buldum. Tamam. Lan. Böyle. Lan daha var mısınız siz? Lan adam dibimdeymiş. Bana sıkıyormuş. Ben oradan şey yapıyorum. Lan abi nereden sıkıyorsun? Şerefsiz. Ben de adamı arıyorum nereden sıkıyor bu diye. Aha bak. Geliyorlar. Lan. Oğlum o kadar dürbün var. Boşa oğlum. Hiç yakınlaştırmıyor ki bu. O kadar dürbün var. Boşuna hiç yakınlaştırmıyor mu? Abi ölsene. Şerefsize bak. Çıkar kafanı. Lan abi ben mi bu kadar beceriksizim? Oyunda mı sorun var? Oh sonunda. Öl lan artık. Öl, öl. Ha? Abi şu daha küçük dürbünüz de daha çok yakınlaştırıyor biliyor musun? Bak, bununla daha iyi vuruyorum. Asıl böyle keskin nişancı dürbünü olan diğeri ama uzaktakileri vurabildiğim bu. Yok ki oğlum birileri bunlar kime ateş ediyor? Ha orada biri varmış. Git lan. Kim kime sıkıyor beyler? Vurdum. Giriş. Yürüyün beyler, yürüyün. Beyler bayanlar diyeceğim de burada bayan yok. Tamam o zaman. Belki gay'dir. Hadi beyler bayanlar. Giriş. Sen gay'e benziyorsun bak. Şimdi nereye gideceğiz oğlum biz? Saat 12 yönünde. Aa oradakiler. Aa bak şurada da varmış. Abi bir dursaydınız şu. Abi niye bu kadar kişisiniz siz? Abi at
3-4 kişi için bu kadar kişi fazla değil mi ya? Lan. Bu arada arkadaşlar size bir şey soracağım. Siz Battlefield'ı mı tercih ediyorsunuz yoksa Call of Duty mi? Biliyorsunuz yani bunlar iki tane rakip. Oğlum 2 saattir ölmüyor bu adam. Kan havuzunda yatıyor ama ölmüyor. Ha? Ben önceden Call of Duty'yi daha çok seviyordum. Ama şimdi Battlefield 1'i oynadıktan sonra biraz da eşitlendi ikisi ya. Önceden Battlefield oyunlarını pek sevmezdim ben. Severdim. Ama Call of Duty oyunlarını daha çok severdim. Battlefield oyunlarını sevmezdim demiyorum, severdim de Call of Duty oyunlarını daha çok severdim. Daha böyle bana şey gelirlerdi, yakın gelirlerdi. Ama Battlefield 1'i oynadıktan sonra bu şey bende kayboldu. Çünkü Battlefield 1 ile beraber yani Battlefield 1'in çok güzel bir oyun olduğunu öğrendim. Çünkü oynadıktan sonra baktım oyunda Osmanlı ile savaştığımız için Osmanlı askerlerine Türkçe seslendirme eklemişler. Ben ne yapacağım bu arada oğlum? Adam mı vardı? Bunlar böyle eğilmiş şey yapıyor. Benim nereye gitmem lazım? Gidiyorum oraya bakalım. Tek başıma gitmem umarım. Ama gidecek yer de yok ben burada. Haha bak şurada var bir tane. Lan. Öldü. Açayım bakalım seni. Tamam patlayıcı kalsın ya. Ben niye telsizle şey yapıyorum lan? Elimde telsizle adamları öldüremem. Oğlum orada bir şeyler dönüyor lan. Ne oluyor? Lan oğlum. Sen mi sıkıyorsun lan bana? Bomba attı. Kaçma lan. Abi adam kafasına 4-5 tane mermi yiyor. Kafasına değil de göğsüne falan yiyor adam. Daha sonra adam düşüyor böyle bir şakasına böyle. Diyor her neyse böyle bir düşmüş gibi yapayım da gerçekçi olsun diyor böyle bir. Adamı bir kandırayım böyle beni ölüyor mu ölüyor sansın diyor. Daha sonra adam geri ayağa kalkıyor. Sen havada mı uçtun az önce lan?
Şimdi orada bir kişi kaldı. Ne bir kişisi oğlum, daha varmış burada. Bu arada İriş, az önce sana gay dediğime bakma, ben sana şakasına dedim ha. Oğlum yeter lan. Biz bu uzaktan niye sıkmaya çalışıyoruz lan? Yaklaşın lan biraz. Tamam, sen de gittin. Lan. Bu kadar basit. Gelin beyler, gelin. Yürü yürü yürü. Come on, come on. Sizin anlayacağınız dilden konuşayım ben. Come on, come on. Huy. Video kaç dakika olmuş? 35 dakika. Ne yapacağız? Asansöre mi biniyoruz? Asansör mü bu? Onu da anlayamadım da neyse. Evet, biniyoruz. Şu anda havaya uçurulmayı beklemiyorum. Kapatın çenenizi. Dikkatli olun. Ne oluyor? Ama sıktım ben o kadar. Sürücünün kafasına sıktım. Niye bekliyorsunuz beyler? Bence benim sıktığım mermiler bir işe yaramıyor ama. Bunlar da sıkıyor kankam. Ne güzel işe yaradı. Benimkiler niye işe yaramıyor? En üst kattayız. Hadi 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 yürüyün. Aa, helikopteri gördüm. Gelin hemen, bina fazla dayanamayacak. Lan! Hadi hadi geride durun. Hafsiz çık yukarı, kontrolü kaybediyorum. Bina yıkılıyor. Ne oluyor oğlum? Sıkıyorlar oradan bana. Kanka gitme. Abi tamam, anladım. Şu atış bonusunu iyi gösterip duruyor ya. Düşüyorum. Düşüy. İyi misin dostum? Pek Hawkins ve grubu bilmem ne. Dude, şu enkazın altından çıkaralım. Yapamıyorum. Dene hadi, ben Wrecker'ı çıkaracağım. Ah bacağım. Oh dostum. Tamam, bacağı pişmiş sosis gibi görünüyor. İyi olacağından iyi olacaksın. Evet gördüm, koru.
Aa bak. Bakü polis arabasına ne bir şey geldi. Bakü yazıyor üzerinde. Polis arabası değil de galiba. Üzerinde Bakü yazan bir araba geldi. Üzerinde de ışık var. Ne yapacağız? Arabayı ben mi süreceğim? Kanka bu arada 14 dakika önce demiyor muydun sen? 14 dakika önce dediğin şeyde ne kadar geçti oğlum? Bir yarım saat geçti belki. Ya gerçekte 40 dakika geçmiş. Hadi oyunun dakikasıyla 20 dakika diyelim. Lan bacağını kesiyoruz oradan çıkması için. Yapma, kes şunu. Yap, kes şunu. Gitmemiz gerek. Öldü mü? Ölmedi, bayıldı sadece. Oğlum, şöyle bir mantık hatası var. O ayakta kemik denen bir şey var, tamam mı? Onu böyle şak diye kesemezsin. O kemikler böyle şak diye kesilmez. Sen nasıl kestin öyle? Mesela fark etmişsinizdir. Kasap eti kesecek mesela. Böyle kasap şeyiyle nasıl vuruyor? Böyle satırla tak 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 diye nasıl vuruyor? Neden kemik kırılmıyor? Biz bıçakla öyle kolay kıramayız kemiği. Bir saniye. Tamam. Nereye gideceğimi hiç bilmiyorum bu arada. Heh, tamam çıktık de. Oğlum adamın artık bacağı yok lan. Adam çıkmadığı için bacağını kestik. Hızlı hızlı. Ne kadar hızlı gidiyoruz lan? Yanmaya yanmaya gidiyorum. Arabaya bindim de yerlerine yerlerine gidiyorum ayol. Yürü yürü. Nereye gitti gördünüz mü? Bilmiyorum, ben de görmedim helikopter nereye gitti. Orada bir helikopter vardı da nereye gitti? Aha orada. Hızlan biraz. Hızlandım kankam, hızlandım. Biraz daha hızlan oğlum, ne kadar hızlanayım işte. Oo. Lan oğlum oğlum oğlum. Lan benim hatam, benim hatam, dur. Bu sefer vurabileceğim. Oy ay. Buradan başlatmasan sevinirdim ama. Her neyse, çok da eskiden başlatmadım, tamam. Az kalsın vuruluyorduk. Biraz daha hızlan. Ateş açılıyor. Lan oğlum vurulduk. Tamam bu sefer vuracağım. Böyle arabada giderken vurmak zor ama. Tamam vurdum bu sefer. Aa bak suya düştük. Evet, Thompson istihbaratı aldı ve Çin askeri darbesinden sonra Ruslar Amiral Chang'e sadık kalacak. Bu olay Çin'deki varlığımızın verdiği raporu, yani baş çavuşun bir şey dedin orada. Tamam, yüzeceğiz burada.
That we had to lock down Suez is delicate enough. One wrong move, we're talking. Süveyş'i niye kapatıyorsunuz oğlum? Süveyş kanalıyla ne alakamız var bizim? Çin'in doğu kıyısına ilerleyeceğiz. Tamam. Galiba bir dahaki operasyonumuz belli oldu. Çin'in doğu kıyıları. Orada Süveyş kanalından da bahsetti de niye anlamadım Süveyş kanalından bahsetti. Süveyş kanalının ne alakası var? Çinliler daha oradan Süveyş kanalından ordu mu geçirecek? Geçirebilir. İşleri belli olmaz onların ama. Admiral Chang convinced more than a few of them that we killed Mr. J. Eğer operasyon koparsa, Chang istediği bahaneye sahip olmuş olacak. Tüm bu öfkeyi, tüm bu nefreti gerçek bir hedef haline getirecek. Savaş çıkacak. Göreviniz Yihi Zou binalarında VIP'leri sessiz ve güvenlice çıkarmak. Çıkış bir ajan olan Laskovic tarafından koordine edilecek. Gerekli bir durum olmadıkça silahlarınızı ateşlemeyin. Raker başçavuştan ona bir şey olduğu halde ekibe liderlik edecek kişinin sen olacağını düşünüyorum mu dedi bir şey dedi. Onu kaybetmek acı bir olay oldu. Onun bu kararını uyguladığıma pişman etme beni. Doğru olanı yap, radarının altında uçun. Hataya yer yok beyler. Umarım arabaya bir şey olmaz. Sakin ol birader, her şey yolunda. Dan'ın karısını aradın mı? Henüz bunun fırsatım olmadı. Pek zaten nasıl söyleyebilirim ki? Huzurlu bir şekilde ölmedi. Bunun hakkında yalan söyleyemem. Irish. Üzgünüm bayan. Tamam. Bu videoyu burada bırakalım arkadaşlar. Videomuzda zaten 46 dakika olmuş. Evet. Bu bölümlü bu kadar. Bu ilk bölümdü. Bu arada ne diyecektim ben? Bir şey diyecektim de. Bu arada oğlum bu Amerikalılar dünyanın her yerinde bir affedersiniz de dünyanın her yerinde bir kakaya kaka. Tamam hadi. Hafif halini söyleyelim. Bir kakaya bulaşıyorlar yani bak. Gittiler Mısır'da Süveyş kanalını kapatıyorlar oğlum. Mısır'daki Amerikalıların her yerde bir işi oluyor yani. Bak mesela Mısır bağımsız bir devlet diyoruz. Değil kanka mesela Süveyş kanalına falan Amerikalılar istediği gibi sahip çıkabiliyor. Amerikalılar mesela bak hep Arap devletlerine, Arap Yarımadası'nda, Orta Doğu'da hep bir işleri var Amerikalıların. Yunanistan'da üsleri var. Daha sonra Suriye'de üsleri var. Adam yani her olaya karışıyor. Tabii bu oyundan şey yapmıyorum, oyunla ilgili söylemiyorum. Gerçeği söylüyorum şu anda. Bu Amerikalılar her yerde bir yerleri sömürüyor yani. Ama sömürdüğünü de söylemiyor bak şimdi. Mesela İngilizler oralar gerçekten de kolonisiydi, sömürgesiydi. Ama Amerikalılar yani mesela Suriye'nin bağımsız bir devlet olduğunu, İsrail'in, Filistin'in, Suudi Arabistan'ın bunların bağımsız bir devlet olduğunu kabul ediyor. Ama onların içindeki her şeye karışabiliyor yani. Şu an bu oyundan bahsetmiyorum dediğim gibi gerçekleri söylüyorum. Bu oyundaki biraz da kurgu. Yani biraz da alternatif bir senaryo. Biraz da kurgu. Yani ben doğru biliyorsam Amerikalıların Azerbaycan'da da işi olmadı. Onu söyleyeyim yani. Amerikalılar evet çoğu yerde bir şeyler yapıyordu. Bir şeyler planlıyor. Ama Azerbaycan'da bir işi yok diyebiliyorum. Ben Azerbaycan'da hiç Rus askeri gördüm. Rusların orada operasyonlar yaptığını gördüm ama Amerikalıları ilk defa görüyorum.
Yani bu oyun biraz da alternatif bir oyun. Battlefield 1'deki gibi gerçekleri değil, biraz daha alternatif yapıyor. Mesela Battlefield 1'de her şey gerçekti. Gerçekleri yapıyorlardı 1. Dünya Savaşı'nda. Ama bunda biraz daha böyle alternatif senaryo, biraz daha böyle gerçek dışı olaylar. Mesela Çin'e operasyon düzenliyoruz. Azerbaycan'ı operasyon düzenliyoruz. Öyle, her neyse, tamam, çok uzattık. Bu bölümlük bu kadar. Bir dahaki bölümde görüşürüz. Bu arada bir arkadaşımız Dying Light videosu at demişti ya. Bu arada bu Battlefield 1 videosundan sonra Dying Light'a da başlayacağım. Yarın, yani cumartesi günü, bu Battlefield 1 videosu gelir. Ardından ondan bir iki saat sonra Dying Light, bir de Age of History 2 çekeceğim. Şey, Kerem abinin hazırladığı, Kerem Yılmaz abinin hazırladığı Junkers 2.1 modunda Türkiye olarak oynayacağız. Ben böyle strateji oyunlarını çok seviyorum ama sizinle hiç öyle bir oyunun videosunu çekmedik. Tamam. Battlefield 4'ün de ilk bölümünün sonuna gelmiş bulunmaktayız efendiler. Evet, görüşürüz. Bu arada lan, ben görüşürüz de hep görüşürüz diyorum. Oğlum, Z'lere niye S diyorum lan? Ya Z harfini diyebiliyorum. S'yi de diyebiliyorum. Normalde Z'lere S demiyorum da, böyle görüşürüz derken hep ağzımdan görüşürüz çıkıyor. Sss çıkıyor böyle. Normalde ben görüşürüz demeyi biliyorum. Z. Görüşürüz. Z. Tamam, bak, diyebiliyorum. Ama böyle kelime içinde hızlıca kullandığımda böyle görüşürüz oluyor. Sss oluyor. Her neyse, tamam ya, çok uzattım videoyu da ya. Sizi umarım sıkmıyorumdur. Tamam, bu bölümlük bu son, bu son. Bu bölümlük görüşürüz. Bir dahaki bölümde görüşürüz. O zaman görüşürüz. Üz, üz. Tamam. Görüşürüz.